Kripto para pazarı maalesef çok iyi bir güne uyanmadı. Çünkü Silvergate batıyor. Silvergate bir banka Amerika'da. Şimdi diyeceksiniz ki banka batıyorsa bize ne? Biz kriptoyuz. Öyle değil. Çünkü Silver kripto dünyasıyla geleneksel finans dünyası arasındaki köprüydü. Amerika'da pek çok banka kriptoya soğuk bakıyor. Çünkü Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu bu konuda çok baskı yapıyor. Silvergate cesur bir bankaydı. Ta 2018'den beri kripto pazarına büyük destek veriyor. Ve kripto parayla geleneksel dünya arasındaki para alışverişlerini sağlıyor. Bu tabii özellikle stablecoin açısından epey kötü ve endişe verici bir haber. Çünkü 7/24 stablecoin'inizi nakite çevirmek isteyebilirsiniz. İşte bunu yaptığınız yer arkadaki Silvergate bağlantısıydı. Coinbase gibi pek çok kripto pazarı da orayı kullanıyordu. Fakat maalesef Silvergate kötü yolda. Silvergate halka açık bir firma. Dün normalde finansal raporlarını teslim etmesi gerekiyordu. Fakat edemediler, geciktiler. İflas tehlikesi var. Sebebi yine FTX sağ olsun. Çünkü FTX battığında Silvergate'den 1 milyar dolara yakın hemen para çekildi. Daha sonrasında aşama aşama 8 milyar dolara yakın para eridi Silvergate'den. Bilançonuzdan bu kadar para çıkınca buna dayanmak da çok zor. Silvergate kripto pazarı oyuncularına çok güzel bir teknolojik altyapı sağlıyordu. SEN isimli. Yani Silvergate Exchange Network. Bu 7/24 açık bir yapıydı. Böylece 7/24 kripto pazarlar orayla para alışverişi yapabiliyorlardı. Üstelik API tabanlı olduğu için her kripto pazarı bunu tüketicilere hoş bir arayüzle de bu hizmeti sunabiliyordu. Maalesef Silvergate'in sadece bir tane alternatifi var. Signature Bank. Signature Bank şimdi biraz daha güvendiği gibi gözüküyor. Çünkü o bir süre önce biz sadece kripto bankası değiliz deyip başka varlıklara da yöneldi. Ve geleneksel finansal hizmetleri de kuvvetli veriyor. Onu ayakta tutuyor gibi gözüküyor. Bir yandan da Signature biraz daha devletle arasını iyi tutuyor. Biz sırf kripto bankası değiliz bakın diyor. O yüzden insana oraya yöneliyorlar ama maalesef Signature Silvergate kadar iyi bir teknolojik altyapıya ve hizmetlere sahip değil. Silvergate'in olası iflasının kripto pazar üzerindeki olumsuz etkisi ne olur? Birincisi masraflar artıyor olabilir. Çünkü tek bankaya dönüyoruz. Bu durumda o bankanın biraz daha yüksek paralarla bu işlemi yapması mümkün. Kaldı ki eğer Signature'da ben bu işlemleri durduruyorum diyorsa geleneksel bankalara kalacak kripto pazarları. Onlar zaten 9-5 hafta arası mesai yapıyorlar. Masrafları daha yüksek. Bu özellikle stablecoin tarafını epey olumsuz etkileyecektir. Pek çok kripto pazarı şu anda Silvergate'le ilişkilerini kesiyorlar. Korktular oradan. Coinbase ilk kesenlerden bir tanesi oldu. Binance USD ki en büyük stablecoin'lerden bir tanesidir. Onu da Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkaran Paxos Silvergate'le olan ilişkisini keseceğini söyledi. Arka arkaya böyle haberlerin geleceğini tahmin ediyoruz. Silvergate'in buradan geri dönmesi çok zor çünkü ana unsur olan güven yıkılmış durumda. Aslında bu arada çok da iyi bir hisse senediydi. İlk halka ihraç edildiğinde 10 dolarlar civarında bir fiyatı vardı, 12 dolar. Daha sonra 200 dolarları buldu bir ara. Şu anda 7,5 dolarla işlem görüyor. Dün bir günde %50 düşüş yaşadı. Çünkü iflas tehlikesi var. Bakalım nasıl toparlanacak. Bugünkü Bitcoin düşüşü de herhalde bununla ilgili. Aslında enteresandı. Dün bu Silvergate haberi geldiğinde Bitcoin pek kıpırdamamıştı. Bugün bir düşüş var. Muhtemelen insanlar biraz güven önlemi alıyorlar. Özellikle stablecoin'lerin başına ne gelecek? Oradaki masraflar artacak mı? Belki burada biraz nakite dönme çabası var. Gelişmeleri izleyeceğiz. Ben aslında uzun vadede stablecoin'lerde yaşanacak sıkıntının Bitcoin'e yarayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Bitcoin'in kendisi zaten evet dolara endeksli değil ama bir stablecoin diyebiliriz en güvenlisi en azından. Belki orada bir kayma olabilir ama kısa vadede Bitcoin'de besleyen şeylerden bir tanesi insanların stablecoin'lerde tuttuğu paraydı. Oradaki endişe kriptoya yansıyabilir. Yine de baktığımda Bitcoin bu sabah itibariyle 22 binler civarında işlem görüyor. Bir 1000 dolarlık düşüş var. Çok da sert bir düşüş yok. Galiba kripto pazarı biraz gelişmelere alışmış durumda. Bakalım bunu nasıl atlatacağız. Sorularınız ve yorumlarınız varsa lütfen aşağıya ekleyin. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.